birinci yıl oluyor. Bir ameliyattan sonra kontrol peti temiz inşallah. Endişe edeceğimiz bir şey görmüyorum. Başarılı bir ameliyat, başarılı bir tedavi. Gelmiş geçmiş olsun. Sayenizde. Test kontrolünü yaptık. Sizin yine tekrar beni yaratıldı. Evet. Hocamın sayesinde ikinci bir ömür oldum. Ahmet Ferdar, o zaman sevgili eşinle de gelmişsin madem. Evet. Sana o zaman ne yapalım biliyor musun? Bir Çeşme Belediyesi'nden aldığımız izinle bir nikah tazeleme röportajı yapalım. Valla çok beni ya var. Zaten o ağlama şeyine kaç kişi yazmış yani ağlama amca diye. Ben bak böyle doktor gelen, böyle esprili ve hastaya şey yapan bir doktor görmedim hayatımda. Vallahi görmedim ya. Yani. Sigaramın... Allah razı olsun, onun sayesinde Allah canım, valla ikinci bir ömür kazandım. Yani ikinci bir hayat verdi bana. Sağ olun. Elinize sağlık. Ne şükür yani. Bak cebinde hem sigaran var hem hapları var. Hani sigarayı saklayacaktın yakaladın. Bak. Ne zaman? Baksana burada. Şimdi. Şimdi görüyorum. Bak, bak bak bak. Hocam yok. Gitme gitme. Allah. Evet. Sevgili Ahmet Vardarlı ve sevgili Derya Hanım. Biraz önce pet kontrollerinizde temiz olduğunu gördük. Başarılı bir şekilde Whipple ameliyatından sonra pankreas başındaki kitle ve Whipple ameliyatından sonra birinci yılınızı doldurduğunuzu görüyoruz. Ve aynı zamanda da hemen ameliyattan daha 2 ay sonra Çeşme'de taksiye binip Çeşme'nin en ünlü taksicilerinden biri olarak faaliyet göstermeyi devam etmektesiniz. Buradan reklam da yapalım. Tabii hem daha Whipple ameliyatından sonra ikinci aydan itibaren taksiciliğe devam etmişsiniz. Pankreas başının önemli kitlesi, adını söylemeyeceğim, sevmiyorum. Hem de birinci yıl kontrollerinizde petinizin temiz gelmesi nedeniyle Çeşme Belediyesi'nden aldığımız izinle nikahınızı tazelemek üzere burada yan yana sizinle röportaj yapıyoruz. Bunu en çok başkanımız sevinecek. Ama 35 senedir oldu. Ekrem Orhan Bey sevinecek en çok bana. 35 senedir oldu. Çok tatlı. Sevgili Ahmet Vardarlı. Buyurun. Geçmiş olsun. Başarılarının devamını dilerim. Çok başarılı olduğun için nikah tazelemeye hak etmiş bulunmaktasın. Neler söyleyeceksin? Sayenizde hocam ikinci bir ömür kazandım. Sayenizde yaşanıma devam ediyor. Evet. Allah bin kere razı olsun sizden. Allah uzun ömür versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ellerinize çok teşekkür ederim. Sağlık. Yani o sizin o elleriniz var ya, kaç kişiye yani hayat veriyor. Sizin sayenizde yaşıyorum şu anda, nefes alıyorum. Yoksa şimdiye toprak olmuştum. Başka ne diyeyim? Var mı da söyleyeyim? Hemen alırsın ama sen de böyle bırakıyorsun. Çok duygusal. Yani. Çok dayanamam da şöyle ya. Çok öyle şey değilim yani, katı göbekli şey değilim valla. Kalbin yumuşak olduğu için bu hastalığı yeniyorsun herhalde. Ne bileyim, yumuşak mı kalbin, kireçli mi bilmiyorum ki. Bilmiyorum hocam. Kendini işine ya, müşteri verdiği için böyle, müşteri gibi bir şey yapıyor. Ya, para üstü alıp böyle kafadan eziliyor bir şey. Ya bırak diyorum, kalsın istemiyorum diyorum. Veyahut da ne verirsen ver diyorum. Mesela öyle şeyler bazı koparır adamın. Şey, neyse, belki şey, de kız babası olduğu için da. Çok duygusal. Yani ben çok. Öyle pek şey değilim yani. Para canlısı değilim yani. Evet. Yardım etmeyi de severim. Sonra evet. Allah büyük karşıma sizin gibi bir profesör çıkardı. Biliyorsunuz daha önce geldiğim yerlerde bana 8 ay sonrasında ameliyat günü verdiler. Siz beni 9 ben 9 şeyden sonra sağladıktan sonra ne 9 günü yani 6 gün içinde siz beni ameliyat ettiniz. Süper. Allah bir kere olsun. Sağ ol. Sen neler söyleyeceksin? Sağ olun. Çalışkan bir eşim var. Bu nikah tazelemeyi hak ettiniz. Bu bayılır hocam. Bu bayılır hocam. Benim zaten fikrim de 35 sene olalım dedim. Nikah tazelemeyi hep benim aklımda oydu ama buraya kısmet. Çok tatlı. Sağ olun. Teşekkürler. Hastalarınıza çok iyi davranıyorsunuz, şifa veriyorsunuz. Moral veriyor. Moral veriyorsunuz. O elleriniz şifa dağıtıyor. Allah sizden bir kere razı olsun. Eşimi bana bağışladın, çocuklarıma bağışladın.
Kavga çıkarmaya başladın mı evde artık? Hiç, hiç. Yok, biz çok güzel geçiniriz. Yok, yapmaz gözüm. Çok güzel geçiniriz. O bağırır çağırır bana, ben buradan girer, oradan çıkar. Ama sigara davasından. Görmüyor arada işte. De, yani kızdım sigara yüzünden. Başka bizim hiç kavgamız en, yok. En çok kim kime kavga ediyor? Ben. O hiçbir şey mi? O hiç sesinci. Çıkarmamalı hocam. Çünkü suçlu, içiyor. O konu değil ya, her konuda. Yani, ben suçlu değil mi her konuda da? Biz çok güzel geçiniriz. 34 senelik evliyiz. Yani o kadar şey oldum, korkmadım ameliyattan. İnanın ki korkmadım sizin buradaki beni hazırlayışınıza. Evet, evet. Ameliyata kadar, ameliyat saatine kadar, oraya yatışımda hiç korkmadım. O kadar oradaki personel bile beni bir şeyle, neşeyle getirdiler ameliyata girdim. Ben hiç yani ne uyuşturucu ne efendim şey narkoz hiç şey yapmadım yani. Şimdi iki tane parmağımda nasır var. Korkuyorum onları aldırıyorum. Yani şöyle bıçak bizi var biliyorsunuz. Korkuyorum ayağımdaki nasırları. Ona, ona da dayanırsın sen. Ünal Hoca gibi bir hoca daha bulalım ona. Biz bakalım onun nasırı kendimiz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Pankreasın malum hastalığının geçtiyse hakkını helal olsun. Helal olsun. Benden size geçse ben helal ediyorum. Helal olsun. Pankreasın malum hastalığını Whipple ameliyatıyla üstesinden gelip bir yıldır temiz ruhsatını aldın. Ve nikahını da tazelemiş olalım. Çeşme Belediyesi'nin izniyle. Allah saadet ve huzur versin. Allah bir yastıkla kocasın sizi. Sağ olun. Kestin mi yayını? Kestim. Sağ ol. Peki şimdi bundan sonra ben ne zamanlar geleceğim size muayeneye görüneceğim edeceğim? İstediğin zaman gel, ben geleyim Çeşme'ye. Ben sizi bekliyorum. Tamam. Ben sizi bekliyorum. Tamam. Gerçi bizim restoran kapatacak ama başka restoran. Tamam. Tamam. Peki. Peki. Çok teşekkür ederim. Hadi gelmiş benim, geçmiş olsun. He? Gelmiş geçmiş. Telefonum varsa sizde kaydedin isterseniz. Evet, kaydedin. Arayın beni bir gün öncesinde ama ona göre... Biz 34 senelik evliyiz. Şimdiki gençlere bakın bir sene içinde ayrılıyor. Benim kızım diyor ben evlenmem. Sizin gibi olamam ben diyor. Bulamam sizin gibi. Çok yani zor şimdi. Zaten. Ben miras almadım. Bir yer satıp o hastalığı diyor ben kalp kızı geçirdim ölecek evet. Vallahi çalışacak. Ama olur çalışma ağzın var. Bak Whipple ameliyatından daha 2 ay sonra. 1 ay sonra mı başladın? Ya işte siz dedi ya. Çalışabilirsin. He. Söyledin ya, 1,5-2 ay sonra başlama çalışma. Değil mi? Nöbetlere çıkıyordum. Gidip taksiciliğe, gidip. Gece nöbete 1,5 ayda gittim. Vallahi bile ya. Helal lan. Vallahi. 19 Temmuz'a, bak 19 Haziran bir şoför tuttum. 19 Temmuz'a kadar çalıştı. Bir yanlışlık yaptı bir müşterinin birine. Koşturdum onu. Tek 19 Temmuz'dan bugüne kadar tek çalışıyorum hocam. Helal. Kilo vallahi da verdi, bile. Çok kilo verdi sanki hocam. 6,5-7 arası çıkıyorum arabayı açıyorum. Gece 12 yarım gidiyorum, yıkatıyorum arabayı, kapatıyorum, sabahın yanına 6.30 gidiyorum. Böyle. Bravo. Bütün sezon böyle geçti yani 19 Temmuz'dan beri. Allah razı olsun. Yani. O da güzel bir... Bizim ekibin hepsi onkoloji kliniğinin hocaların hepsi güzel. Evet. Aynen vallahi öyle. Onu dedim ben de aramaya geçtim. Öyle beni olur olmaz lakabı affedersiniz, buradan şeylere göndermediniz. Hepsi böyle şey, Esra çok samimi davranıyor, çok şey davranıyor. Ya da hep sizin içiniz geçiyor ki. Ünal Aydın geç, Ünal Aydın nasıl, Ünal Aydın nasıl. Böyle vallahi bile. Evet. Gelmiş geçmiş olsun evet. Bakalım. Teşekkür ederim. Sağlık, afiyet olsun. Bekliyorum hocam. Nikahınız tazelendi. Allah razı olsun. Hak ettiniz en azından. Çeşme'de görecek, bunu Çeşme takip ediyor. Tamam, hadi hoşçakalın. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun.